Bekçi alımı 2019 başvuru formu doldurma nasıl olur? Çarşı ve mahallelerde kolluk kuvvetlerine destek amaçlı 10.000 bekçi alımı yapılacağını 2018 yılında ilanla duyurulmuştu. Peki 2019 yılında bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2019 bekçi alımı başvurusu nasıl doldurulacak? 2018 yılında 10.000 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmişti. Şimdi gözler 2019 yılındaki bekçi alımlarında, 2019 yılının başlaması ile birlikte bekçi alımı ne zaman ve bekçi alımı 2019 yılında hangi illere yapılacak sorusu merak konusu oldu. 2018 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplam 10.000 bekçi alımı yapılmış ve illere görev için gönderilmişti. Peki 2019 yılında bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı yapılacak iller neresi olacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 10.000 çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019'un gelmesiyle birlikte beklentileri artan bekçi adayları, bir süredir gündemde olan 10.000 yeni bekçi alımına yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar, 10.000 yeni kadro İHDAS edildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10.000 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Taşra Teşkilatı'na 10.000 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu iddiası yapıldı. Başvuru tarihi belli oldu mu? 13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10.000 bekçi alımı kadro iddiasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi. İlan duyurusunun 7.000 bekçi alımı için atama sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor. Başvuru şartları nelerdir? Söz konusu 10.000 bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı. Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak, ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek. Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak, fiziki sınavdan 60'ın altında puan alanlar başarısız sayılacak. Bekçi alım şartları, çarşı ve mahalle bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır. A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. B. En az lise veya denge okul mezunu olmak. C. En az 167 cm boyunda olmak. D. Beden kitle indeksi 18 dahil ile 27 dahil arasında olmak. E. Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak. F. Askerlik ödevini bitirmiş olmak. G. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 2 Temmuz 2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak ve 31 yaşından gün almamış, 2 Temmuz 1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak, olmak, he ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırılmak,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, B. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, C. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, K. Memuriyete engel bir hali bulunmamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, L. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, M. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, N. Adayın kendisinin ve evliyse eşinin, genel ev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, o, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, t. Sağlık yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, q. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, r. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, y. Azeyl-i-Dyane ile alan başarılı sayılacak çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek. Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60'ın altında puan alanlar başarısız sayılacak. Güncel bekçi maaşları, mezuniyet durumuna göre bekçi maaşları değişiklik gösterebilir. Yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde bekçiler, ilkokul mezunu olan bekçi 3302 TL 80 kuruş maaş alırlar, mezunu olan bekçi 3352 TL ile 355 TL 14 kuruş arasında maaş alır, ön lisans mezunu olan bekçi 3357 TL 50 kuruş maaş alır, lisans mezunu ve bekar olan bekçi 3404 TL ile 3657 TL arasında maaş, bekçi adayları eğitimlere ne zaman başlayacak? 2018 yılı 1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonrasında, 7 Ocak 2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumlarında meslek içi eğitim başlayacaktır. Asil ve yeteri kadar yedek olarak belirlenen adaylara yönelik planlama yapılan İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 3 Aralık 2018 tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri kısa sürede tamamlandıktan sonra Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilecek ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından da söz konusu raporların 6 Ocak 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması istenilmiştir. 7 Ocak-1 Mart 2019 tarihi arasında Polis Akademisi'ne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilecektir.